Evet. Ozan Tufan'dan sonra hemen Kemal Adem'e geliyor. 800 bin euro ile. Kemal Adem'e yani bize güzel yamalanan bir futbolcuymuş. Onu çok iyi anladık. 1.60 milyon değeri var. Bu değere nasıl sahip hiçbir şekilde bilmiyorum. Biz 2,40 ken değeri 1.39 milyon euro ya almışız. Sonra kara kiralamışız. Kara gümrükte adam akıllı bir maça mı iki maça mı, ne çıkmış. Ardından 800 bin euroya kim satabilmişiz. Yani 1. 40 aldığımız oyuncuyu 600 bin euro zarar ederek 800 bin euroya satmışız. Bir sene içerisinde 600 bin euro zarar. Ve Kemal Ademi'ye ödenen maaş var. Kim yaptı bu transferi hiçbir şekilde bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim, nasıl oldu bu transfer? Biz transfer zorladık Samatta, Sisse dedik, bir tane de Samatta'nın hemen ardına Sisse 3. forvet olarak mı düşündük artık? Ne yaptıysa, bir tane forvet kovaladık. beceremedik. Hemen ardından gidip koşaraktan Kemal Ademi'ye. Menajerler oyun çevirdi bize. Emre Belezoğlu'na, Erol Ulus'una. İşte şöyle iyi, böyle iyi. Rogon'un oyuncusu zaten biliyorsunuz. Böyle iyi, bunu alın diyerekten bize itelediler bunu. Kemal Adem'i. Allah'tan satabildik, kurtulabildik yani. Sevindim Kemal Adem'in satılmasına. Bu sezon transfer gönderilmesi adına iyi işler yaptığımızı düşünüyorum ben. Sadık Çiftpınar'a gelelim. Sadık Çiftpınar'ın ayrılmasına yani Fenerbahçe'li olarak üzüldüm. Ama Fenerbahçe'nin iyiliği adına F Sadık Çiftpınar yeterli bir oyuncu olarak gözükmüyordu. Yani çok yürekten oynuyordu. Geçen seneki stoper tandeminde Atilla'nın yanında bence Sadık veya Serdar Aziz'in oynamasını ben kendi kafamdan düşünüyordum. Tisserand'ı hiç beğenmiyordum geçen sene stoper bölgesinde. Lemos'u da keza sizler de biliyorsunuz. Ama Sadık Çiftpınar'a gelen teknik direktörler Türk olduğundan dolayı bence. Bakın marka değeri var ya bir futbolcunun işte Sadık'ta o yok. Ondan dolayı hep böyle göz ardettiler. Yani 750 bin euroya almıştık 2 yıl önce 5 Ocak 2019'da. 2021'de yeni Malatya Spor'u 760 bin, 1 bin euroya satmışız. 11 bin euro kar etmişiz. Yani ben Sadık Çiftpınar'a bundan sonraki hayatında bol bol başarı diliyorum. 28 yaşında 1.83 stoper bölgesinde oynuyor biliyorsunuz. Türkiye uyruklu, Adana doğumlu. Galatasaray altyapısı var biliyorsunuz. Yeni Malatya Sporu bedelsiz olarak geçmiş 2015'te. 2019'da Fenerbahçe'mize gelmiş. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Kendine iyi bak Sadık. Fenerbahçeli Sadık. Bir sonraki gönderdiğimiz oyuncu Barış Alıcı. Barış Alıcı'ya büyük umutlarla transfer etmiştik. 1,5 milyon euro vererekten. 2018 yılında. Malatya'ya kiralık olmadı. Rize'ye kiralık olmadı. Vestel'le kiralık olmadı. Gençler Birliği'ne verdik en sonunda. Ta, e, kiraladığımız takımlar çok yanlış takımlardı. Malatya, Rize hiçbir şekilde de adam akıllı oynatabilecek bir takım değildi Barış Alıcı'yı. Yani burada strateji hatası vardı Fenerbahçe'nin. Eğer kira alacaksan bir atlıge kiralasaydın. Veyahut orduya da bıraksaydın. Bon servisini alıp orada gelişip sana gelseydi keşke. Yani Barış Alıcı üzerinden üzüldüğüm oyuncu. Kumaşı var kesinlikle. 1.80 boyunda Türkiye U21 futbolcusuymuş en son. 2 yıllık sözleşme imzalamış Gençler birliğiyle. İnşallah burada tutturur. PTT ligine tekrardan döndü. PTT diyorum işte benim aklımda hep öyle kalıyor. Bir at geri döndü. Bundan sonra da inşallah Fenerbahçe'den çıksa da ben seviyorum Barış Alıcı'nın oyun stilini kendisini. Başarılı olur umarım. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar. Fenerbahçe'miz bundan da zarar etti. Bir buçuk milyon euro. Deniz Türüc'e gelelim. Şimdiye kadarki 7. ayrılmış olduğumuz Deniz Türüç. Deniz Türüç kimisine göre 4 milyon euroya Başakşehir'e yani İrfan transferinde indirim olarak sağlandı. Kimisi de 4 milyon euroya satıldı olarak konuşuyor. Ben 4 milyon euro satıldığını görmüyorum önümdeki bilgilerde. Draft olaraktan yapılmış arkadaşlar. Yani bedelsiz olarak bu sene Başakşehir'e gitmiş. Haberiniz olsun. Eğer bilmeyenleriniz varsa öğrensin. Fenerbahçe'miz Kayseri Spor'dan 3 Ağustos'ta aldı. 2,5 milyon euroya. Deniz Türüç iyi bir futbolcu mu? İyi. Kumaşı var. Ama kesinlikle yani böyle aradığımız kanda bir futbolcu değildi. Zamanında 6 milyon euroya kadar çıkmış Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi fikstürü sayesinde. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlar dolayısıyla. 28 yaşında Hollanda doğumlu Türkiye milli takımını seçmiş. 1.77 boyunda orta sağ sağ, orta sağ sol, orta sağ her mevkisinde görev yapabilen bir futbolcu. Sol ayaklı biliyorsunuz. Fuleli bir oyuncu. Yani bundan 4 milyon euroya eğer draft yaptıysak bakın İrfan Can'ı 7 milyon alıp 11 milyonken 7 milyona düşürüp üstünü de deniz sürüşle kapattıysak iyi bir iş yapmışızdır. Ama bedelsiz olarak yolu değilsek kötü bir iş yapmışızdır. Ben İrfan Can'ın üzerine 4 milyon euroya yani 11 milyonluk paketi deniz sürüşle indirip 7 milyon euroya İrfan aldığımızı biliyorum. Yani para değil de böyle draft şeklinde olmuş diye biliyorum ben. Gelelim bir sonraki futbolcu Ömer Faruk Beyaz. Ömer Faruk Beyaz tamamen menajer oyunu, onu, o, oyunuyla gitti. Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum. Direkt geçiyorum Ömer Faruk Beyaz'ı. Gelelim Gökhan Gönül'e. Gökhan Gönül hiç sevmez Soğan'ı. <laughs> Ozan Tufan, Uygar Mert, Zeybek'in yaptığı besteli zamanında. Fenerbahçe yani anlatmama gerek yok Gökhan Gönül'e. Geçen sene e, Alanya Spor maçında yaptığı hatası biraz pahalıya mal oldu. O maçı kazanırdık biz yoksa. Sabit boy, oynuyor 1.75 boyunda 36 yaşına gelmiş. Hala oynuyor. 2 yıllık sözleşme imzalamış. Yani Emre Belazoğlu kalsaydı futbolu bırakıp teknik ekibe katılacaktı. Emre Belazoğlu gittiğinden dolayı biraz daha futbol oynamak istemiş herhalde. 350 bin euro piyasa değeri var. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyoruz Gökhan Gönül'e. Gelelim Harun Tekin'e. Harun Tekin geçen sene tamamıyla özgüvensiz oynadı. <laughs> Hatırlıyorum da yediğimiz golleri falan tamamen yani sinir, <laughs> sinir krizi, gülme krizine gir. Çok tuhafıma gidiyor. Harun Tekin ilk geldiğinde çok iyiydi. Sonra Altay Bayındır formayı alınca Harun Tekin körelmiş arkadaşlar tamamıyla. 1.87 boyunda kaleci 32 yaşında Türkiye'ye şimdiye kadar iki maça çıkmış. Kasımpaşa'da iki yıllık sözleşmesi var. Biz zamanında 2.75 almışız. Bunu da nasıl aldık? Biz Beşiktaş'ın elinden almış gibi bir şey olduk. Gidiyorlar bizim o zaman Volkan Demirel'in formsuzluğundan dolayı ve Berke Özer'in tecrübesizliğinden dolayı Türk bir kaleci arayışımız vardı. İşte Bursa Spor'un başkanı da o zaman geliyor Ali Koç'a diyor ki bak Beşiktaş böyle böyle yapıyor. Siz bu kadar verin satayım size oyuncu diyor. Ali Koç da tamam diyor alıyor. 3 yıllık Fenerbahçe kariyerinde yani çok iyi hatırlanmıyor. ilk sezonu hariç. Eyüp Akçan. Eyüp Akçan <laughs> geçen sene güzel e, anlar yaşattıydı e, otobüsün arka koltuklarında. Kömür Spor'a gitmiş Zonguldak'a kiralık olarak bedelsiz bir şekilde. 125 bin euro değeri var. Oynasın daha 19 yaşında 1.65. Orta sahanın her mevkisinde oynuyor. Oynasın arkadaşlar. Tarsus İtman Yurdu'na falan gitmiş. Şimdiye kadar ikincilik kırmızı grubunda da 17 maçta bir gol bir asist yapmış. Bundan sonraki hayatında başarılar inşallah Fenerbahçe'ye gelirken daha tecrübeli, daha olgun bir şekilde gelir Eyüp Akçan. Gelelim Barış Sungur'a. Barış Sungur karşı yakaya kiralanmış. Barış Sungur beklentimizin yüksek olduğu ama beklentilerimizin karşılanmadığı bir futbolcu. 19 yaşında. Kendisi sıkı bir Fenerbahçeli. Almanya doğumlu, Türkiye uyruklu. 1.80 boyu var. 50 bin euro piyasa değeri var. Biz bedelsiz olarak almıştık Buca Spor'dan. Muğla'yı kiraladık. Oradan da Karşıyaka'ya kiraladık. Muğla'da iyi bir performans gösterememişti ama. İnşallah kendini Karşıyaka'da bulur. İnşallah. Önümüzdeki sene de kiralanır büyük ihtimal Barış Sungur. Daha üstliklere kiralanma şansı yakalar gösterdiği iyi performansla. Oytun Özdağ'ın biliyorsunuz Oytun'un yediği goller vardı Gaziantep maçında. Yani Kırklareli Spor'a gitmiş şimdi kiralık olarak. Yeni Malatya Spor'a bon servisi Yeni Malatya Spor'da. 23 yaşında 1.98. Denizli doğumlu. Fenerbahçe'nin altyapısından Sarayköy'de gelmiş. Fenerbahçe U17'ye 2014 yılından beri. 2021'de de Fenerbahçe kariyeri bitmiş. Bundan sonraki futbol hayatında da başarılar diliyoruz Oytun Özdağ'ına. Şimdi gelelim Samatta'ya. Samatta. Kola. Kiralık olarak Royal Antwerp'ı kiraladık. Kimisi diyor ki 1 milyon euro kiralama bedeli var. Kimisi diyor ki 1.25 milyon kiralama. 2 nokta, ay 3 noktada, 3.75'te satın alma opsiyonu var. Toplam 5 milyon euroya iteledik diyorlar Samatta'yı. Kimisi de diyor ki bedelsiz 4 milyon euro bon servisi var. Yani Samatta'dan kurtulduk Allah'a şükür. Kaça gittiyse de kaça gitsin umurumda değil. İnşallah maaşına falan da hiçbir şekilde biz ödemiyoruzdur. Samat diye bundan sonraki hayatında bol bol kolay içmeler. Oğuzkan Güçtekin. Oğuzkan Güçtekin de benim e, beklentim çok yüksekti. İnşallah Westerlo'ya gönder, gönderdiğimiz e, sözleşmede geri alma opsiyonu vardır. İnşallah öncelik bizdedir. İnşallah burada kendisini bulur. Westerlo takımında. Westerlo'da da biliyorsunuz Fenerbahçe ile eski yöneticiden birisi vardı. İnşallah Oğuzkan Güçtekin burada kendisini bulur. Daha da yararlı bir oyuncu olur. Mersin doğumlu Türkiye uyruklu 1.73 ön libero 22 yaşında da. Sakatlıklar geri yetti Oğuz Kağan'ı. Koku döneminde bayağı bir ön plana çıkmıştı. Marusio e Lemos. Yani Oğuz da söyleyeyim Aziz Yıldırım'ın zamanında 5 milyon euro teklif geldi satmadık dediği oyuncudur kendisi. Şimdi bedelsiz olarak gitti. Kim olursa olsun. Bakın kim olursa olsun bedelini bulduğu zaman satılır. Lemos kiraladık Berşot'a. 750 bin euro piyasa değeri var. 1.87 soper. 25 yaşında. Ben Lemos'u ilk geldiği zaman beğeniyordum. Şimdi yalan söylemiyorum hiç kimseye. Ama Lemos'u yani özgüvensizlik bitirdi arkadaşlar. Yaptığı hatalar bitirdi. Erol Bulut bitirdi daha doğrusu. Sistemsizlik bitirdi. Ne oynadığımızı bilmemek bitirdi. Bundan sonraki kariyerinde başarılar. Fenerbahçe'de de artık kariyeri olacağını düşünmüyorum Lemos. Un. Sakar bir stopere dönüştü çünkü. İsmail Yüksek Bursa Spor'u kiralandı. Bursa Spor'un tesisleri güzel. İnşallah burada da gelişimini sürdürür. Keşke geçen sene Balıkesir Spor'dan kendisini çağırıp Adana Demir Spor'u kiralamasaydık. Balıkesir Spor'da da daha da devam etseydi. Bir yarım sezon daha oynasaydı. Çünkü Adana Demir Spor'da adam oynamadı. Ben bu sene şans bulur diye düşünüyordum. İsmail Yüksek aslında Gustavo'nun yanına ilaç gibi gider. Şahsen ben öyle düşünüyorum. Daha 22 yaşında ama 1.83 boyu var. İnşallah Bursa Spor'un hem başarısına katkı sağlar hem de kendisi kendini geliştirmiş olur. Diego Peretti sözleşme feshedildi arkadaşlar. Diego Peretti'den yani çok büyük beklentimiz vardı. Şampiyon yapacak diyorduk. Genoa, Genoa, Genoa dediler, dediler, dediler. Genoa ile anlaşamadı. Biz de feshettik sözleşmesini. Bundan sonraki hayatında başarılar. Ülkesine döner büyük ihtimal. Zanka, böyle Ansverp ile anlaşamadı. 300 bin euro bir maaş farkından dolayı bize 1 milyon euro bonservis geliri edecektik Zanka'dan. Böyle olduğu için ve kulüp bulamadığımız için Zanka ile sözleşmeyi feshetmiş olduk. Papis Dembasisse. Futbolu bilmeyen adam bu. Benim nezdimde tamamıyla futbolu bilmiyor. Bundan sonraki futbol hayatında başarılar. Geçen sene hangi kafayla aldığımızı bilmiyorum Papis Dembasisse'yi. Yani geçen sene gördükçe <laughs> Ağzımı bozmak istemiyorum. Fenerbahçe'mizden ayrılanlar böyleydi arkadaşlar. Bir de gelenlere bakacağız. Bu videoyu burada bitirelim. Büyük ihtimal iki part yaparım bunu. Çünkü biraz uzun oldu videonun süresi. Siz de sıkılmayın diyerekten. iki part yaparım. Part 1 ve Part 2 Fenerbahçe'den ayrılanlar olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Organize kalın. Bir sonraki videomuz Fenerbahçe'ye gelenler. Görüşürüz.